Merhabalar, Ayşe'nin Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel farklı bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kıyamızın bir kısmını tığla yapacağız arkadaşlar. Şöyle parmağıma doluyorum. Şöyle bir tane sihirli halka oluşturuyorum. Yani sihirli halka dediğimde ipi getirip diğerinin üzerine koyup buradan elimle sıkıştırıyorum. Tığımı aldım. Bu yaptığım halkanın içine batıyorum. Buraya bir tane zincir çekip sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 tane buraya zincir çektim. Başına doladım. Yine halkamın içine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde buraya 20 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bunu 20'ye tamamlayalım arkadaşlar. 20 tane olana kadar tamamlayalım halkamızı. Bu halkanın içine arkadaşlar şöyle 20 tane doldurduk. Şimdi çekip büzüştürüyorum. İyice sıkıştırdım. Tekrar tığımı aldım. Şöyle şu aşağıda kalsın. Son bir kere bir tane daha yapıyorum. Başını aldım. 19 tane yapmıştık. Şöyle 20'yi yaptım. Bu başlangıçta yaptığım trabzanın başına battım ve kaydırma yöntemiyle bu tarafı alarak kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Bu sihirli halka yaptığımız ipi alıyorum. Bunu da sabitleyelim ki çıkma falan olmasın. Birazcık daha büyük yapsaydık. Şimdi bunu geçirdim. Bunun içinden geçirdim ve normal ipimi aldım yine. Buraya bunu bir kere daha sabitliyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum ve uzunca kesiyorum. Uzun kesin ki bununla şimdi zürafa yapacağız. Yaptım ve bunu getirip bunun içinden çıkarıp sabitledim. Bu ipimi kesiyorum. Diğerini, başlangıç ipimizi kestik. Şimdi ipimi takıyorum. Bu başlangıç kısmına batıyorum hemen. Buraya bir tane düğüm atıyorum. İlk önce. Şimdi sırayla yaptığımız trabzanların başındaki ilmeklere batarak her bir ilmeğe bir tane iki kere dolayarak zürafa yapacağız. Şöyle yüksek yüksek olması gerekiyor. Tamamen oturtturmayın. Yüksek yüksek zürafaları yapıyoruz. İki kere doladığımız için zaten yüksek oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün başlangıç kısmına kadar yapıp tamamlayalım.
Şöyle geldim son bölüme batarak arkadaşlar, son düğümümü attım, ipimi kesiyorum. Şimdi yazmamı alayım. Ben arasına bu şekilde ara modelleri bıraktım arkadaşlar. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi buraya zürafa yapacağım. Ara kısmına zürafalarımı yapıp tamamlayayım. Buraya 13 tane zürafa yapacağız. Yaprağımızın alt kısmını hazırlıyoruz. Şimdi sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ara kısmımızda zürafamız olması gerekiyor. Tekrar 14. zürafamı yapıyorum ve ara modelimizi yapacağız. 14. zürafaya batarak geri dönüyorum. Bir tane düğüm attım. Tekrar aynı zürafaya batarak buraya orta büyüklükte bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tam ortasından bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aynı pırpıra batarak küçük bir tane pırpır yapıyorum. Aşağıdaki boş zürafaya, aynı zürafaya değil, aşağıdaki boş zürafaya inerek modelimi tamamlıyorum. Tekrar ikinciyi hemen ikinci zürafaya batarak zürafa yaparak başlıyoruz. Tekrar geri dönüyorum yaptığım zürafaya. Tekrar pırpır yaparak bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu birkaç tane daha yapayım. Arkadaşlar alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Şöyle arasına 12 tane kadar ara kısmı modeli koyabilirsiniz. Çünkü bunları sık yapıyoruz. Şimdi orta kısımdakini yaprağını yapıyoruz. Eğer isterseniz siz sadece yeşile yapıyorsanız bu ara kısmını yapmadan hemen yaprağı burada yapıp ilerleyebilirsiniz. Ben yazmanın ana renginden alt çimenini yaptığım için alt kısmını ortaya yaprağımı renkli yapıyorum. Bu şekilde oya biraz daha gösterişli oluyor bence. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 taneyi atladım. 6.ya düğümümü atıyorum. 6. zürafamı. Bir tane zürafayı atlıyorum ortada, hemen bir sonrakini. Bu büyüklükte bir tane de yuva oluşturdum. Yuvamı bir tık daha büyük alacağım. Bu yuva biraz daha küçük geldi bana. Yuvamı birazcık daha büyüttüm. Şimdi yuvamın içine batıyorum. İpimi, başlangıç ipimi bu tarafa alıyorum. Lila yazmaya çok yakıştı arkadaşlar. Şimdi hemen yaprağımı yapmaya başlıyorum. Yaprağımı düz yapacağım arkadaşlar. Pırpırlı tercih etmedim. Ara kısımları pırpırlı olduğu için yaprağımı pırpırlı yapmayacağım ki göz yormasın, örnek daha önde olsun. Şöyle normal sinek kanadından yaprağımı yapıyorum. Üçüncü düğümümü attım arkadaşlar. 5 taneden tamamlayacağım. Aşağı indirdiğim ipi böyle küçük bırakıyorum. Hele çoklu düğümlerde daha az bırakın ki
yaprağınız düzgün olsun. Hemen yukarı çıkıyorum, battım, şöyle yukarıdan düğümü attım, tekrar aşağı iniyorum. Yine yukarı çıkacağımız için 5. düğüm için yine ipimi küçük bırakıyorum. Küçük bırakmazsanız olmaz. Tekrar düğümü yukarı çıkan ipime batıp yukarı çıkıyorum. Şöyle küçük olarak başlattım ve aşağı inip yaprağımı tamamlıyorum. Küçük bıraktığımız için yaprağımız kalıp gibi oldu. Aralarını, şu ara kısımlarını mutlaka küçük bırakın. Şimdi sapını oluşturuyoruz çiçeğimizin. Tekrar içine batıyorum yaptığım pırpırın. Çok büyük yapmayın pırpırınızı. Şöyle şu büyüklükte bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Küçük bir tane yine pırpır yapıyorum. Tekrar içine batıyorum. Böyle kalıp gibi olsun diye bu sapı tercih ettim arkadaşlar. Şimdi öncelikle koyuyu alalım. Sizinle beraber yaptığımı alıyorum. Şuradan başlangıç kısmından battım. Yaptığım pırpırın içine batıyorum. Hiç mesafe kalmayacak şekilde düğümümü sıkacağım arkadaşlar. Düğümü oluşturdum. İsterseniz buraya bir tane daha düğüm atın ki açılma olmasın. İkinci düğümümü de attım. Tekrar pırpırlara batarak aşağı iniyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. Son olarak yine yuvaya batıyoruz. Yaptığımız yuvaya batıyorum. Hemen aşağıya düğümümü atıyorum. Tekrar yine buraya bir tane daha sap oluşturuyorum. İkinciye ekliyoruz. Aynı boyda saplarımızı yapmaya özen gösterelim. İkisi de aynı boyda olsun diye. Tekrardan pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırıma batıyorum. Ve hemen ben ikinciyi de yine açık yazmanın renginden yaptım arkadaşlar. Hemen buna batıyorum. Düzünü ekliyorum bu tarafa. Geçtim. Sıkı olacak şekilde hiç aralık kalmasın ki yatık olmasın modelimiz. Sıkı bir şekilde ekledim. Tekrardan hemen yanına aynı yere bir tane daha düğüm atıyorum. Pırpırıma battım. Aşağıdaki pırpıra batıyorum. Ve yuvaya batıyorum. Yuvaya batıp bitiriyorum hemen. Şimdi bu ipimizi keselim arkadaşlar. Bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesmek istiyorum. Çünkü ipimi kenara alacağım. Bayağı birazcık daha kalın olacak. Şimdi yazmamı döndürüyorum. Yaprağımı kenardan yapacağım. Şöyle kenara alıyorum. Ve düğüm atacağım. Şimdi tekrardan 5 tane düğümden oluşan bir yaprak daha buraya yapıp tamamlayalım. Ben yaprağımın kenarını kurdum. Bunu da tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar yaprağımı yapıp ortada kestim. Şu şekilde gördüğünüz gibi kalıp gibi oldu. Arkadaşlar ben modellerimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak.
Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.